Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zamanımızda din adamı olarak tanıtılan veya kendini o şekilde tanıtan bir takım insanlar görüyoruz. Şimdi bunlar diyorlar ki, aslında bunların bir çelişkisi var, onu söylemek istiyorum. Tek kaynak Kur'an. Kur'an bir, Allah bir, peygamber bir diyorlar. Ama bunlar lafa geldiği zaman da televizyonlara çıkıyorlar, şuraya buraya, hatta reklam bile veriyorlar. Kendi yazdığı kitapları. Benim kitabım doğru, ne bileyim benim tefsirim doğru, benim tercemem doğru falan gibi. Binlerce ayrılık çıkıyor. Yani baktığınız zaman, o zaman madem öyle Kur'an tekse, neden bu kadar benimkini alın diyorsun? Niye sen ayrı konuşuyorsunuz? Niye aynı konuşmuyorsunuz? Evet. Bununla ilgili olarak biraz bilgi verebilir misiniz? Yani bunun sebebi nedir? Bu kıyamet alameti yani. Daha önce anlatmıştınız ama başka ne gibi sebepleri var yani? Şimdi kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey buyuruyor ki, din bilgileri, yani fıkıh bilgileri, dinin emir ve yasakları ağaçtan elma, armut düşer gibi insanın kafasına düşmez, insanın kafasına girmez. Böyle olmaz bu. Bu şekilde bir yerden gelmez. Bir hakiki rehberin sözlerinden, hallerinden, hareketlerinden ve ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı ilmihal kitaplarından, fıkıh kitaplarından öğrenilir deniyor. Yani bugünkü o sapıkların dediği gibi tek kaynak Kur'an diyor ama bin kişi konuşuyor, biri de ayrı. Sahtekar adam, sen ne diyordun? Allah bir, peygamber bir, Kur'an bir. Niye bin kişi ayrı ayrı konuşuyor? Niye ayrı ayrı konuşuyor? Daha önce mezheplere saldırıyordun. Efendim onun görüşü, onun görüşü. Dört tane aynı şekilde hak mezhep vardı. Karşımıza çıktı. 5.000 tane. 100.000 tane. İslam ülkelerini düşündüğü zaman 1.000.000 tane. Herkes kendi anladığına göre olunca 1.000.000.000 tane. Değil mi? Tabii. Ne kadar Müslüman varsa o kadar. O kadar görüş olacak. Hani tekti? Sen öyle diyordun ya. Ha, demek ki arkadaş sen bir yazır cahilsin yahut da bir uşağısın, hainsin. Çünkü bu hal insanı dinsizliğe götürür. İslamiyet'in 4 tane kaynağı var. Kitap, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, halleri, yaşayışları. İcma-i Ümmet, Eshab-ı Kiram ve Tabi'inin bir konudaki ittifakı ve bu 3 kaynakta yoksa bu 3 kaynağa bakarak müştehit alimlerinin kıyası. Yani kitap, sünnet, icma-i Ümmet, kıyas, fukaha. 4 kaynak. Müştehit alimlerinin kıyası. Evet. Müştehit alimlerinin kıyası. Bunlar o kısmını kaldırıyorlar demek ki. Herkes kendine göre kıyas yapabilir. Böyle karma karışık olur. İnsanları da dinsiz yapan bugünkü aynı şekilde din adamı kılığındaki o insanların o sözleri, halleri, yaşayışları. Çünkü bakın Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, dinini öğrenecek kimsenin halinden, hareketlerinden. Adam aynı şekilde Külhan Bey gibi. Televizyona çıkmış, ayak ayak üstüne oturuyor. Edepsizce konuşuyor. Ben diyor. Adam serapa kifir. İtici birisi. Ve İslamiyet'i uzaklaştırıcı birisi. Tüccar gibi konuşuyor. Tüccar gibi. Adama bakıyor falan. Ha diyor, seninki idare eder. Sen kimsin ya? Sen haşa ilah mısın? Ya da peygamber misin? Vahiy sana mı geldi? Sen nasıl aynı şekilde din hakkında seninki idare eder, onunki idare eder dersin? Kitaplarda ne bildirildiyse o, Allah-u Teala ne bildirildiyse o, Peygamber Efendimiz nasıl açıkladıysa o, müştehit alimlerle Peygamber Efendimiz'in bildirdikleri nasıl bildirmişse odur. Onun için din fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından, her ilmihal kitabından değil, kaynakları belli olan Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından. Bizim ve cemaatimizin, benim talebelerimin ibadet yapmasına gerek yok, onlardan ibadet sakıt oldu diyenler bile diyen var. Diyen zındıklar var, böyle dinsizler var. Hatta bunlar kitapsız kafir. Kafir olmuş. Tabii, kitapsız kafir bunlar. Kıyamet yaklaşınca hiçbir yerde hakiki rehber görülmeyecek, cahil, yalancı, fasık din adamları çoğalacak. Bunlar Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmak için değil, ya para, mevki ve şöhret kazanmak için çalışacaklar. Zenginlere, makam sahiplerine yanaşacaklar, yaltaklık edecekler. Bu din hırsızlarına aldanmamak, saadete kavuşmak için meşhur Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyarak dinimizi doğru olarak öğrenmekten de başka çare yoktur buyuruyor. Yok.
Bir zamanlar iblisin böyle rahat, sevinçli, boş oturduğunu gören bir zat demiş ki, niçin insanları aldatmıyorsun, boş oturuyorsun deyince iblis demiş ki, bu zamanın kötü din adamları benim işimi çok güzel yapıyorlar. İnsanları aldatmak için bana iş bırakmıyorlar ki demiş. Ben de aynı şekilde böyle boş boş elim arkada kesiyorum. Hatta onlardan öğrendiklerim var. Onlardan öğreniyor. Öyle bir şey de anlatılıyor. Büyüklerden bir zat aynı şekilde bir camiye giriyor, bakıyor. Camide iblis. Ya onlar görüyor. Allah Teala onların göz görme şeyini yaptığı için meleği de cinni de iblisi de görüyor. Oturuyor falan. Diyor ki, kürsüde birisi anlatıyor. Bir vaiz de anlatıyor. Diyor ki, hayırdır böyle boş. Şeytan. İblis diyor ki, ne oldu diyor. Bu diyor, benim yapacağımdan daha kat kat fazlasını yapıyor. Hatta benim hatırıma gelmeyenleri bile anlatıyor. Öğreniyorum bundan. Din adamı kılığındaki adam iblise aynı şekilde hocalık yapıyor. Tamam mı? Camide. Camide hem de. Hatta bir hadis-i şerifte de naklediliyor. Orada da buyuruluyor ki bir camide sadece o rakamlar çoğunluğu bildirmek için söylenmiştir buyuruyor Peygamber. Evet. 1000 kişi olacak caminin içinde. Ama bir tane imamlı olmayacak. İmanlı? Evet. Ya bunun içerisine oradaki imam da dahil Mustafa Bey ya. Veyahut da vaiz neyse, müftü kılığındaki adam kimse. O da dahil bunun içerisine. O da dahil. İmam-ı Kurtubi Hazretleri buyuruyor ki, İslam'ın unutulması İsa Aleyhisselam gökten inip öldükten sonra olacaktır. Daha önce Müslümanlar garip olacak. Kur'an-ı Kerim'e uyulmayacak ise de büsbütün İslamiyet unutulmayacak buyuruyor. Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerinde ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu din cahili olacaktır. Din adamlarının çoğu da fasık olacaktır. Olacaktır bu hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerifte İslamiyet her tarafa yayılacaktır. Hatta İslam tacirleri, tüccarları ticaret için büyük denizlerde serbest yolculuk yapacaklar. Ve gazilerin atları başka memleketlere yayılacaktır. Sonra hafızlar türeyecek. Benden daha iyi okuyan var mı? Benden daha çok bilen var mı? Diyeceklerdir. Cehennemin odunları bunlardır. Cehennemin odunları bunlardır. Ve yine başka bir hadis-i şerifte hakimler rüşvet alarak haksız karar verir. Adam öldürmek çoğalır. Gençler ana babalarını, hısım akrabasını aramaz, saymaz olur. Kur'an-ı Kerim mizmarlardan yani çalgı aletlerinden okunur. Efe o olur mu? İlahileri okuyor ya. Esma-i Hüsna'yı çalgıyla okuyor ya. Sırayla gelecek sonra Kur'an-ı Kerim. Caminin içinde okuyor ya. Caminin içinde okuyor işte. Sırayla şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelecek. Çünkü hadis-i şerifte bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim mizmarlardan yani çalgı aletlerinden okunur. Tecvidle güzel okuyanlara, İslamiyet'e uyan hafızlara dinlemeyip musiki ile şarkı gibi okuyanlar dinlenirler. Ve yine bir hadis-i şerifte bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. İslamiyet'i bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyanlar. Tek kaynak Kur'an diyenlerin hepsi kendi görüşlerine uyuyor şu anda. Bana göre böyle, bana göre şöyle. Tabii, ortalıktan geçirmiyor. Işte adam demiş ya. Demiş, şarap yazıyor Kur'an'da demiş ya. Rakı yazmıyor ki demiş. Rakı serbest. Kur'an-ı Kerim Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hesap vermez. Allah-u Teala bunlara da lanet eder, azap verir. Dolayısıyla kıyamet yaklaşınca din düşmanlarına aldanmış sahte din adamları, hani zaman zaman biz naklediyoruz ya, ya bunun boynundaki ip bir yere bağlı. Bir yere bağlı. Çünkü kıyamet yaklaşınca din düşmanlarına aldanmış sahte din adamları. Ya para verdiler, ya seni meşhur ederiz dediler, ya seni belli makama getiririz dediler. Ama önüne koydular, bunları söyleyeceksin. Veyahut da önceden yetiştirmişlerdir onu. Artık onun boynundaki ip başkasının elinde, o istediği yere gezdirip duruyor. İslam memleketlerinde böyleler çoğalır. Tatlı yaldızlı sözlerle ve yazılarla Müslümanları aldatmaya çalışırlar. Böylelerinin kitaplarını almamalı, eve sokmamalı, tuzaklarına düşmemelidir. Peki bunu nasıl ayıracak? Mesela Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Faydalı Bilgiler diye bir kitap var. Ya bu kitabı her Müslüman okuması lazım. Çünkü orada şablon bildirilmiş. Yani o kitabı okuyunca diyorsun. Bu dinsiz, bu kitapsız, bu Vehhabi, bu mezhepsiz. Bunun itikadı bozuk, rahat diyebilirsin. Aksi halde kendi de helak olur, çoluğu çocuğu da helak olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki,
Kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa, Allahü Teala ona tam iyilik etmiş gibi sevap yazar. Eğer o iyiliği yaparsa 10, 700 ve çok daha fazla sevap yazar. Eğer kötülüğü düşünür de yapmazsa tam bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yaparsa sadece bir günah yazar. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına giderken yolda bir kadın önüne çıktı. Kucağında küçük bir çocuk vardı. Selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. O kadın, "Ya Resulallah, bu çocuğum doğduğundan beri onu bir şey tutuyor ve çok zahmet veriyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini uzatarak kadından çocuğu aldı. Mübarek ağzının suyundan çocuğun ağzına koydu ve "Ey Allah'ın düşmanı, çık! Ben Resulullah'ım," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. "Bundan sonra söylediğin sıkıntı olmaz," buyurdu. Veda haccından dönerken o kadının bulunduğu yere ulaşmıştık. O kadın bir koyunu kebap yapıp getirdi. "Ya Resulallah, ben sıkıntıdan kurtardığınız çocuğun annesiyim," dedi. Resulullah, "Çocuğun hali nasıldır?" diye sordu. Kadın, "Sizinle ilk karşılaştığımız günden beri hiç sıkıntı çekmedi," dedi. Üsame radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Üsame, o koyunun bir kolunu ver," buyurdu. Verdim. "Sonra bir kolunu daha ver," buyurdu. Verdim. Tekrar, "Ey Üsame, bir kolunu daha ver," buyurunca, "Ben ya Resulallah, bir koyunda iki koldan fazla olmaz," dedim. "Eğer böyle söylemeseydin, her elini uzattığında o koyunda biz istedikçe devamlı bir kol daha bulurdun," buyurdu. Sonra, "Ey Üsame, çevreye gidip bak. Kazayı hacet için tenha bir yer var mıdır?" buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolaştım. Ne insanlar arasından çıkabildim, ne de tenha bir yer bulabildim. Geri dönüp durumu Resulullah'a bildirdim. "Hiç ağaç ve taş gördün mü?" diye sorunca, "Evet, bir yerde 3 hurma ağacı ve diplerinde de birkaç taş gördüm," dedim. "O ağaçların ve taşların bulunduğu yere git ve Allah'ın Resulü birleşmenizi istiyor," de, buyurdu. Gidip aynen söyledim. Onu insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala için o ağaçlar köklerinden sökülüp toprağa yararak sıçraya sıçraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek ağaç gibi oldular. Taşlar da birbirlerinin üzerine çıkarak bir yerde toplanarak duvar oldular. Gelip durumu Resulullah'a bildirdim. "Su getir," buyurdu. Hemen suyu hazırlayıp onlardan evvel götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sonra çadıra geri geldi. "Ey Üsame, o ağaçlara ve taşlara Allahü Teala'nın Resulü geri yerinize gitmenizi istiyor. Yerlerinize gidiniz," diye söyle, buyurdu. Buyurduğu gibi söyledim. Resulullah'ı insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için her birisinin sıçrayarak önceki yerine gittiğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki, "Hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bırakırlar.
isterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti. Sonra Allahümme er-Refikul Ala buyurdu. Anladım ki Refikul Ala'yı seçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu oldu. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce bizi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde topladı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. Allahü Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz rıhletiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabımdan ayrılıp Allahü Teala'ya kavuşmak, cennette olmak zamanı yaklaştı buyurdu. Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma, sakın geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Halkın dururken mahluka tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Azı topladın mı yola çıkman? Işık edindin mi aydınlanman? İki melek gelir sual sorman. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Ölünce çözerler belin kuşağın. Gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir örtün döşeğin. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Yürü dünya yürü, sonun virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Paran apartmanın arkada kalır. Ummadın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer senden sorulur. Yürü dünya yürü, son virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Yürü dünya yürü, son virandı. Bin yılından sonra ahir zamandı. Münker nekir gelir çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gök gürler gibi. Yürü dünya yürü, son virandı. Bin yılından sonra ahir zaman.
cehennemin yedi dürünü yapsın. Her birinin ateştendir kapısın. 80 yıllık yoldan gelir kokusun. Yürü dünya yürü solun bir andır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü solun bir andır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü solun bir andır. 1000 yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü solun bir andır. 1000 yılından sonra. Talip, sadık olan insan demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabr ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiramın hepsini radiyallahu teala anhum ecmain diyerek iyi bilir. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Şimdi böyle hakiki talip kalmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime ile ve hadis-i şerif ile ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle bildirmeleriyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Seyyid Nizam Efendi. Bugün ta Bağdat'ta doğup İstanbul'a gelen bir büyük evliyadan, evlâd-ı Resûl olan bir büyükten söz edeceğiz. Onun bilinen adı Seyyid Nizam. Asıl adı ise Nizamettin Ahmet'tir. O Bağdat'ta doğar. Doğum tarihi kesin olarak kayıtlara geçmese bile, ismi yüzyıllardır dillerde, hayatı kitaplardadır. İlk hocası, büyük âlim Zilfikar Mazenderani Hazretleri'dir. O zahiri ilimlerde yüksek olduğu kadar, manevi ilimlerde ve taliplileri yüksek derecelere kavuşturmakta pek mahirdir. Hocasının bereketiyle kısa süre sonra kendisinde kerametler görülmeye başlar Seyyid Nizam'ın. Zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun ilahi kelimetullah, beldeleri imar, kalpleri mamur için dört bir yanda cihad ettiği, kıtalara yayıldığı kutlu zamanlardır. Ve dahi şehri İstanbul'un sayılı medeniyet ve ilim merkezlerinden olduğu, dünyanın birçok yerinden alimlerin oluk oluk aktığı güzel zamanlardır. Seyyid Nizam Hazretleri de İstanbul'a gelir ve Silivri Kapı dışındaki dergaha şeyh olur. Ve dünyanın başkentinde zaten kabiliyetli olan Osmanlı milletine dini İslam'ı anlatmaya, ışık yaymaya başlar.
En büyük kerameti, sünnet-i seniyye yolunda istikamet sahibi olması olan Seyyid Nizam'ın pek çok kerameti görülür ki, biri şöyledir. Bir sevdiğinin anlattıkları, onun ne derece büyük bir evliya olduğunun en büyük işaretlerindendir şüphesiz. Şöyle ki, Seyyid Nizam Hazretleri bir gün bir talebesiyle hacca giderler. Talebesi, abdest alan hocası Seyyid Nizam Hazretlerini takip eder. Seyyid Nizam Hazretleri, Resulullah'ın ravdasına girer ve hücre-i saadetin kapısına yapışarak öyle dualar eder ki, bu dua bir inleme, bir sızlama şeklindedir ki, onun aşkının ciğerleri yakan bir yalvarmasıdır adeta. Seyyid Nizam Hazretleri, Resulullah'ın huzurunda, hücre-i saadetin kapısında, "Ey ceddim, huzurunuza girmek ve bizzat kabri saadete yüzümü sürmek istiyorum," diye feryat eder. Bir zaman sonra, onu takip eden talebesinin aklını başından alan muazzam bir hadise olur. Hücre-i saadetten, gelmişlerin ve geleceklerin en üstününün mübarek eşsiz sesleri duyulur. "Bana gel ey oğul," der alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam. Talebesi bunlara şahit olunca kendinden geçmemek için zor durur ayakta. O mübarek hitaptan sonra hücre-i saadetin kapısının kilidi kendiliğinden açılır ve öylesine muazzam bir nur kaplar ki etrafı, buna şahit olan talebesi, artık tahammül sınırını aşan bu harika karşısında düşüp bayılır. Kim bilir nelerin yaşandığı o müstesna anlardan habersiz bir şekilde, uzun süre kendine gelemeyen talebesini, hocası Seyyid Nizam Hazretleri uyandırır. Ve ona, kendisini gizlice takip eden talebesine şu uyarıda bulunur. "Evladım, niyetinin iyi olduğunu bilmekle birlikte, sana nasihatim şudur ki, büyüklerden izinsiz bir şey yapmanın asla uygun olmadığını aklından hiç çıkarma," buyurur. Talebesi, bu sırrı Seyyid Nizam Hazretlerinin emri üzerine o hayattayken anlatmaz kimselere. Bir gün yine geceliğin gizli bir iş yapmaya çalışan bir müridinin yanına gelip, onu alır ve beraber zikir yaparlar. Talebe bir bakar ki, Seyyid Nizam Hazretleri yanında yok. Odasına girince onun uyuduğunu görür. Bu hal çok tesir eder bu talebeye. Ertesi gün Seyyid Nizam Hazretleri talebesini yanına çağırarak, büyük Allah dostlarıyla ilgili şu muazzam bilgiyi verir. Bu bilgi, bütün zamanlardaki bütün evliyalar konusunda çok dikkatli davranılmasını emreden bir derstir aynı zamanda. Buyurur ki Seyyid Nizam Hazretleri, "Evladım, büyük evliyanın normal bedenleri yanında, beş duyu organlarıyla görülemeyen bir nurdan bedenleri, varlıkları daha var. Bir daha gizli bir iş yaptığını ve bağlı bulunduğun büyüğün bundan habersiz olduğunu zannetme." Seyyid Nizam Hazretlerinin bu büyük kerameti ve uyarısı o talebede yakin hasıl eder. Ve elbette ki bu açık kerameti gören talebe artık her an bütün hareketlerinde ve düşüncelerinde daha bir dikkatli olur. Seyyid Nizam Hazretleri 63 yaşında Muharrem ayının bir cuma gecesinde rahatsızlanır. Artık son anlarını yaşadığını bilmektedir büyük veli. Bir anda yüzüne bir büyük saadet ifadesi oturur ve edeple yanındakilere, "Ceddim olan Muhammed aleyhisselam teşrif buyurdular ve bana bu dünyadan gidelim ve cennete uçalım," buyuruyorlar şu an. Herkesin gözlerinden yaşlar boşanır. Bir manevi hava kaplar ki odayı, herkes mest olmuş bir şekildedir. Biraz sonra burnundan gelen kanı alıp yüzüne gözüne sürerek şöyle buyurur Seyyid Nizam Hazretleri. "Allah'a şükür ki ceddim Hazreti Hüseyin gibi
kana bulanmış bir şekilde Rabbime gidiyorum. Bu sözler aşkın ancak yaşanabilirse anlaşılabilenidir. Tarif edilesi değil. Daha sonra ya Allah diyerek ruhunu teslim eder büyük veli. Tarihler 1550'yi göstermekteyken büyük bir hüzün yaşar İstanbul. Seyyid Nizam Hazretlerinin cenaze namazına 10.000 kişilik muazzam bir kalabalık katılır. Ve Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Silivri Kapı'da şu anda cami olan dergâhının içine defnolunur. Ömrü son ve mükemmel din olan İslamiyeti tek doğru fırka olduğunu Resulullah'ın bizzat müjdelediği ehli sünnet yolunu anlatmakla geçen Seyyid Nizam Hazretleri buyurdular ki: evliyalar Allahü Teala'nın dostlarıdır. Onları sevmek demek, onlara itaat etmek ve her haliyle sünnet-i seniyye üzere olmaktır. Ehli sünnet ve cemaat itikadı Resulullah'ın ve eshabının yoludur. Bütün ibadetlerin kabul olabilmesi için bu itikatta olmak şarttır. Özrü reddetmek. Müslümanın özrünü reddetmek mekruhtur. Hadis-i şerifte Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allahü Teala'nın sıfatlarındandır. Böyle olmayan kimseye Allahü Teala gadap ve azap eder. Özürde bulunmak üç türlü olur. Niçin yaptım veya şunun için yaptım, keşke yapmasaydım demek veya yaptım bir daha yapmam demek yahut yapmadım diyerek inkar etmektir. Yaptım bir daha yapmam demek tövbe olur. Mü'min affetmesi için özür dilemesini bekler. Münafık, ayıpların ortaya çıkmasını ister. Hadis-i şerifte, iffet sahibi olunuz, çirkin şeyler yapmayınız, kadınlarınızı da afif yapınız. Ve iffet sahibi olursanız, kadınlarınız da afif olur. Ananıza, babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havzından içmeyecektir, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, din kardeşinin kötülük yaptığını ve özrünün yalan olduğunu bilmeyen kimse içindir. Çünkü bunun özrünü reddetmek, Müslümana suizan etmek olur. Yalan söylediğini bilerek özrünü kabul etmek, affolur. Affetmek vacip değil, müstehaptır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin, tarihi eser zengini Edirne'nin yine tarihi eserleri olan Hafsa ilçesinden sesleniyorum. Hafsa ilçesi Edirne ile Babaeski arasında tam orta yerde olan güzel, sakin bir ilçemizdir. Diğer ilçelere nazaran fazla bir nüfus kazancı olamamış. Buradaki nüfus ya Edirne'ye gidiyor ya İstanbul'a gidiyor. Onun için bura bu nüfusuyla böylece kalmış oluyor. Şimdi burada Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Kasım Paşa'nın ruhuna yaptırdığı bir büyük külliye var. Bu menzil külliyesidir. Yani hem tüccarın ihtiyacını karşılayacak hem de askeri harekatta, sefer zamanında askerin ihtiyacını karşılayacak şekilde iki başlı yapılmış olan bir külliyedir. Bundan önceki günkü bölümümüzde sizlere
Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Havsa'daki camiyi anlatmıştık. Şimdi de o caminin etrafında en az 15 dönümlük bir arazisi olduğunu zannediyorum, 20 olabilir. Bir araziye yerleşmiştir bu külliye. Bu külliyenin çarşısının, dua kubbesinin yanındayım veya altındayım diyebilirim. Buradan girdiğimizde iki taraflı olarak 100 dükkandan fazla dükkan vardı. Camiye tarafta da, bizim şu anda bulunduğumuz tarafta da. Bu da bu külliyeden istifade eden insanların alışverişleri için kurulmuştu. Aynı zamanda da şehrin de çarşısı gibiydi. Çünkü bura bir çiftlikti aslında. Yani ilk yapılışı askeri maksatlarla şu binalar yapılarak şehirleşme başlamış. İşte o şehrin alışverişte bu dükkanlar oldu. Bir tek dükkan kalmamış. Bir tek dükkan dahi kalmamış. Dua kubbesi kalmış. Bu dua kubbesini, kültürünü de burada sizlere anlatmak istedim. Esnaf dükkanını açmadan önce bu kubbenin altında toplanır. Çarşının nazırı, sorumlusu, müdürü, çarşı başısı kim ise o gelir. Burada dua kubbesinin altında, esnaf da etrafında olarak o günün hayırlı, bereketli geçmesi için, kazasız belasız geçmesi için Allah-u Teala'ya dua ederler. Efendim, Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler okurlardı. Duadan sonra herkes amin der, besmele ile gider, dükkanın kapılarını açar, alışverişe başlardı. Şimdi böylece duayı candan yaparak gelmiş olan esnafın, gelen müşterisine karşı davranışıyla, hiç dua yapmadan, evden de biraz öfkeli çıktıysa, gelip de dükkanını açıp da müşterisine davranan esnafın hali birbirine uyar mı? Hangisi daha insancıl davranır? Mutlaka manen bu işte zenginleştirilmiş bir şekilde dualar yaparak işe başlayan insan, bazıları hata yapsa bile ona estağfurullah tövbe eder, onun da kalbini kırmadan savuşturur. İşte dua kubbesi dediğimiz yer burası. Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı külliyenin. Biz buradan şimdi kervansaray yerine gideceğiz. 120 ocaklı, 1000'e yakın deve alan, hayvan barındırabilen bir yer idi. Şu anda bir öksüz duvarı kalmış. Onun bazı ocak yerlerini sizlere göstermek istiyorum. Oraya geçelim efendim. Rahmetli Sokullu Mehmet Paşa'nın 1577'de yaptırdığı Havsa Külliyesi'nin şu anda kervansarayın olduğu yerdeyiz. Burada 1000'den ziyade hayvanın barındırılması, yemlenmesi sağlanırdı. Askeri maksatlarla gelindiğinde ordunun ihtiyaçları burada giderilirdi. Ticari maksatlarla gelen tüccarların ihtiyaçları da gene burada giderilirdi. 3 gün burada kalmak vakıf icabı, vakfiyesinin icabı hayrat olarak yapılırdı. Bedava olurdu. 3 günden sonra da zaten burada kimseyi tutmazlardı. Yani ben burada bir rahatım iyi, 5 gün kalayım, 10 gün kalayım yok. Gelen ertesi sabah ekseriyette yola vurulurdu. Bu kervansaray 4 duvar arasındaydı. Şurada gördüğümüz duvarlar da hayvanların, ahırların şurada olduğunu farz edersek hanın yan taraf duvarlarıydı. Ocakların yerleri belli. Burada nihayet bir 30 metrelik bir duvar kalmış. Caminin avlusuna bakan arka tarafı var. Burada kervanlar sabahleyin yerlerine gitmek üzere hareket hazırlığı yaparken akşam namazından sabah namazına kadar kervansarayın kapıları kapalı tutulurdu. Kervansarayın sorumlusu sabah namazından sonra kalanların hepsini burada toparlar ve ey Müslümanlar, bir eksiği gediği olan var mı? Gece malı eksilmiş, parası eksilmiş var mı sorardı. Eğer hiç kimse davacı olmazsa, benim her şeyim tamam derse, hadi Allah selamet versin der, kapıyı açar, onları gönderirdi. Burada 120 ocaklı, yani 250 kişilik insanı misafir edecek bir kapasite vardı. 1000'e yakında hayvan, deve kervanları getirildiğinde, eğer biz bu kervansarayı sağlam bulsaydık, kervansarayın ortasındaki direklerde lider devenin bağlanacağı bir taşta delik olurdu. Bütün develere ipe lüzum yoktu. Öyle asil hayvan ki kendi lideri kimse, 20 tane
devenin olduğu kervanda lider, onun etrafında kendi develeri yatar, gideyim de ben şöyle bir yere gideyim, orada rahat ederim demezdi. Ve insanlara böylece bir sosyal hizmet verir, ticari hayata da bunun büyük bir katkısı olurdu. Bura bir okulun bahçesi, efendim, ilk öğretim okulu var, ayrıca halk eğitim merkezi var. Dolayısıyla çocukların arasında hem de teneffüs saatinde olunca ister istemez böyle telaşla size meramımı anlatmaya çalıştım. Evet, biz de çocuktuk ama işte onların da çocukluğu bu. Burada katlanacak mıyız? Katlanacağız. Niye? İstikbalimizi bunlara vereceğiz. Bakıp da kötümser olmayalım. Vah vah, biz istikbali bunlara mı teslim ediyoruz diye. İnşallah onlar da ileride büyük adam olurlar. Biz buradan şimdi Sokullu Mehmet Paşa'nın külliyesine dahil hamamı ile çeşmesini görmeye gidiyoruz efendim. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı, vakıf ve hayrat olarak yaptırdığı çifte hamamın önündeyiz. Çifte hamam demek hem hanımlara ayrı bölüm olan hamam hem de erkeklere. İkisinin de kapısı birbirinden farklı yerlerde olur. Ekseri de 180 derece farklıdır. Yani erkekler kapısı bu taraftaysa tam arka tarafta hanımların geldiği kapıdır. Tek hamamda ise erkeklere aittir. Ama Anadolu'da buna bir çözüm bulmuşlar. Erkeklere şu saatte, kadınlara şu saatte diye saatlerini yazmak suretiyle de kullanılıyor. Tabii bunda nöbet değişiminde erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere nöbet değişiminde bazı hatalara da düşülebiliyor. Aslında Osmanlı bunu ya tek erkeklere olarak yapmış ya da çifte hamam olarak bir kısmı kadınlara, bir kısmı erkeklere. Hiçbir zaman o hamamı kullananlar erkekler kısmını kadınlar, kadınlar kısmını erkekler kullanmıyorlar idi. Bunda da ayrıca bir mahremiyet endişesi olduğunu zannediyorum ki doğrudur da. Hatta hanımların giriş kapısını ayrıca L şeklinde bir antreli yapmıştır. Birçok tarihi hamamımızda bu vardır. Efendim, oradan çıkan insanın direkt sokağa hemen hamamdan çıkar çıkmaz girmemesini, birkaç metre sonra çıkmasını sağlamıştır. Hamamlar malum Osmanlı medeniyetinin, daha doğrusu İslam medeniyetinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bir cami yapılırken, işte buradaki Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Kasım Paşa ruhuna yaptırdığı camide de işte cami yapılıyormuş da, cami yapılırken bir usta taşı alıyormuş sırtına veya amele götürüyormuş, koymadan geri getiriyormuş. Mimar sormuş, oğlum ne yapıyorsun sen böyle? Efendim, ben bugün sabah yıkanmam icap ediyordu, gusül almam icap ediyordu. Gusül alamadım, yer yok. Onun için de böyle uygunsuz bir haldeyken taşım camiye girmesin istedim. Olur mu öyle şey efendim yani? Bu adamlar hiçbir su yüzü görmüyorlardı. Hele hele Türk ve İslam toplumunda böyle suya gark olmuş bir medeniyette adam hiç su bulamıyor da o gün gusül edemiyor. Ondan sonra da aman durdurun bu cami inşaatını, durdurun şu hamamı yaptıralım. Olur mu? Evvela hamama başlıyorlardı. Burası hamamın yapılması inşaatın şantiye binası gibiydi. Temizlik esastı. Bu insanlar sadece namaz abdesti için, gusül için suya ihtiyaçları yok ki. Bu insanların bu işleri yaparken üzerleri kirlenir, tozlanır, o olur, bu olur. Dolayısıyla akşamleyin istirahata çekileceği zaman da üstünü başını çok güzel temiz pak edip efendim yerine yatması lazım. Bu insanlığın icabı da bu. Müslümanın da icabı bu. Hamam şimdi harabe vaziyette anlaşılacağı üzere. Üstü açık, böyle içerisine yağmur da yağıyor, güneş de giriyor. Dört duvar halinde kalmış. Çifte hamamın da yarısı duruyor, yarısı hepten gitmiş. Otopark gibi bir şeyler yapılmış. Tabii bu da kurtarılmayı bekliyor. İnşallah idarecilerimiz buralarda fon ayırmak suretiyle güzel bir şekilde bu hamamı da kurtarıp hayata geçirir. Efendim, hamam olmayabilir. Başka bir şekilde de kullanılabilir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunları BUSMEK kursları için mekan tayin etmiş. O kadar da hoş olmuş ki bir sürü genç geliyor orada, çeşitli meslekleri öğreniyorlar. Buradan hemen Sokullu Mehmet Paşa'nın yine hayrat olarak yaptırdığı bir çeşmeyi de anlatıp ondan sonra programımızı noktalamak istiyoruz efendim. Geçelim çeşmenin yanına.
çeşmenin yeri de nakledilmiş. Bugünkü caddeye uyarak köşe başına getirilip konmuş. Tabii tarihi eserlerin esas kendi yerinde kalması doğru olanıdır. Bu şekilde her aklına esen, her idareci olan kimsenin gelip de bir çeşmeyi ki Kırklareli'nde gördük kocaman 300'lü bir tarihi çeşme parkın ortasından kaldırılmış, nakli mekan edilmiş, birkaç yüz metre öteye taşınmış ama çok da değişik bir şekle getirilmiş. Böyle olmamalı. Buradaki işte bir revak konmuş. Bugünkü lambalardan, şunlardan, bunlardan konarak suyun dolacağı, birikeceği bir tekneden de mahrum vaziyette. Böylece Sokullu Mehmet Paşa'nın bu yaptırdığı külliyenin bir kısmını size anlattık. Burada bir de imaret olması lazımdı. Fakir fukaraya yemek dağıtılan bir imaret olması lazımdı. Onun da izine rastlayamıyoruz. Koca bir alan tabii nasıl yapıldı? Vakfiyesinde nasıl bir değişiklik yaptılar ki bu hale getirildi? Bunu da anlamak mümkün değil. Şehrin ortasında koca koca otoparklar yapılmış ama bu arazilerin ben birçoğunun vakıf arazisi, vakıf arsası olduğunu zannediyorum. Tabii bugün bunu yaptıran Sokullu Mehmet Paşa ne veziri azam ne de hayatta. Gücü yeteneğiyle bu iş olur mu? Olmaması lazım. Yapmamaları gerekir. Yapmışlar. Ne diyelim? Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.